Arkadaşlar merhaba. Şimdi size Cuba Dragon 50'yi tanıtmaya çalışacağım. Motorumuz 2018'den beri bende. Önce şu tekerlerden başlamak istiyorum. İki kere benim teker patladı. Ön teker ve arka teker patladı. Bu tekerler aslında şambiral çıkıp sibop değişince dublekse dönüyormuş. Ama ben bunu bilmiyordum. O yüzden gördüğünüz gibi arka teker çıkma bir teker aldım. Bana biraz gereksiz masraf açtı o yüzden patlayınca. Ön teker de patladı. Ön tekerde insaflı bir abimize denk geldik. Dedi ki sadece sibopu değiştirsek, şambirali çıkartıp bu iş oluyor dedi. Bu da bize bir ders oldu. Tabii ki bir eğitim oldu. Motor güzel genel olarak ama eksileri işte bu aynalar omuz hizasına denk geliyor. Aynalar biraz sıkıntı. Aynalar biraz daha dışa doğru olsaymış daha iyi olacakmış. Başka eksi yönü işte motorda benzin göstergesi maalesef yok. Bunda çok büyük sıkıntı değil bizim için. Yani yaklaşık motor ne kadar gittiğini şu kilometre takibinden anlayabiliyoruz. Yani benim motorum yaklaşık 200-220 kilometre falan gidebiliyor. Oradan anlayabiliyoruz. Tek şey de olabilir. Yedek deposu var. Şuradan ayarlanın. Bu yedek depoyla da yani motorun benzini bittiği zaman yedek depoya geçip yine sizi yolda bırakmayacak bir şekilde işinizi görebiliyor. Harici ne anlatabilirim motor hakkında? Frenler falan fena değil. Biz zaten hızlı gitmediği için kampana falan idare ettirebiliyor. Bu motorun tabi bir diğer kronik rahatsızlıklarından bir tanesi de far kesmesi. Küçüğü zaten bir kere patladı. Ben bir daha değiştirmedim. Büyük patladı. Uzunla idare ettim bir süre. Uzun da kesince mecburen değiştirmek zorunda kaldık. Onun haricinde benimki 2018 olduğu için sonraki modellerde belki değiştirmiş olabilirler. Bu far tavanı aydınlatıyordu, gökyüzünü aydınlatıyordu. Aşağı eğemiyordum. Ben onu gidermek için de işte vidaları biraz gerisi tuttum. Markalara somon falan koydum iki taraflı. O şekilde kafasını eğebildim. Onun haricinde hiç motorun şeyle oynamadım. Yani büyüteyim, bilmem ne yapayım, yüzlük olsun, 80'lik olsun, 150'lik olsun, öyle maceralar peşine girmedim ben. Çünkü çekişi fena değil, sadece karbüratör iğnesini bir tık yukarı aldım. O bayağı bir etkiledi çekişinde filan. Kendini toparladı. Zaten birçok kullanıcı da anlatıyor. Hani karbüratör bu motor için uygun olmadığını birçok kullanıcıdan şey yapabilirsiniz, duyabilirsiniz bunları. Şu vida kısımları işte beyazdı. Ben onları biraz şey yaptım. Oje ile siyah boyadım. Böyle çok şey gözüküyordu. Göze batan bir şekilde gözüküyordu. İşte 2018'in 3. ayından beri kullanıyorum. Gördüğünüz gibi paslanmalar oluştu. Normaldir diye düşünüyorum ben bunları. Onun haricinde hani motor herhangi bir şekilde bana ek bir masraf filan açmış değil. Motor yağlarını zaten ben kendim değiştirdim. Herhangi bir şekilde servise filan gitmedim.
gitme ihtiyacı da duymadım. Arada sırada ilk zamanlarda böyle istop etmesi falan oluyordu. Onu da şu kutunun içerisinde bir tane kartımsı bir şey var. Onu biraz oynadım. Onunla biraz oynadım. Oynadım derken bir sağ sol bir ters yaptım. Ondan sonra şey büyük olasılıkla içinde bir temassızlık falan mı ne vardıysa o sorunun da çözdük böylelikle. Aküsü de kendi orijinal aküsü. Herhangi bir şekilde bitme falan söz konusu değil. Doğrudan. Yani beni yolda bırakmadığı için açıkçası ama kilometrede zaten çok da fazla bir yol yapmışlığım yok yani işten eve, evden işe bazı ufak tefek gezmelere falan çıktım motorla. Zaten hani böyle otoyolda pek çıkılabilecek bir motor değil yani o gözle bakılıyorsa zaten 50 cc'lere girilmesi bence pek mantıklı değil ama hani minibüse binmeyeyim, otobüse binmeyeyim diye düşünceler içerisindeyseniz işinizi görebilecek bir motor. Bu motor hani başlangıç motoru olarak kullanmak istiyorsanız o yönde kullanılabilecek bir motor. Çünkü hani vites sıralaması aynı normal motosiklet vites sıralamasında debriyajlı olması o yönüyle iyi yani kullanılabilecek bir başlangıç motoru. Ehliyet alana kadar işte antrenman filan yapayım, acemiliğimi atayım diye düşünüyorsanız alınabilecek bir motor ama ben hani ehliyet alayım, motosiklet kullanayım kafasında değildim. Hala değilim. Hani beni minibüse, otobüse muhtaç etmesin. Yeter kafasındayım ben. Bu motor hakkında başka ne anlatabilirim? İşte şeyi güzel yani benzin seni sürekli benzinliğe götürecek şey değil yani. 10 litre falan benzin alıyor. Yani ben 50 lirayla bir ay, bir buçuk ay falan beni işe götürüp getiriyor. Başka bu motor hakkında ha viteslerde biraz boşa geçme davasında biraz sıkıntılar yaşatıyor. Ama alışana kadar o da. Hani çok böyle ince bir nüansı var. O nüansı tutturmak biraz sıkıntı oluyor. Hariciyatında herhangi bir şekilde sıkıntı yaratacak, sizi üzecek bir motor değil. Ha bir dezavantaj olarak da şu gidon şeyini gösterebilirim. Yani çok ince. Diğer motorlara nazaran hani nereden çalayım diye düşünülmüşler herhalde. Çalacak bir yer bulamayınca oraya mı gözü dikmişler bilmiyorum ama. Haricinde güzel bir motor. Şu an aklıma da pek başka bir şey gelmiyor. Hani motorda herhangi bir şekilde düşmedim, yatırmadım motoru da. Yani çok ağır bir motor da değil. Hani elinizden düşürebileceğiniz, yatırabileceğiniz. Karbüratörü ayarını iğnesiyle yükselttikten sonra çekiş filan bayağı şey yaptı yani. Birinci, ikinci viteste mesela yokuş rampalarda bazen tıkanıyordu. O tıkanmayı geçti yani. İkinci viteste dahi motor kendini kaldırabiliyor. Bu karbüratör ayarı yapılması bence güzel oldu yani. Evet, yani başka da pek bir şey yok. Yani eğer bilmeyenleriniz varsa ilk kez alacaksanız işte şu noktası arka fren kampana ayar noktası. Buradan arka fren ayarlanıyor. Sonra ön fren ayarı şu kısımdan yapılıyor. Karbüratör ayarı motorun şu kısımlardan oluyor. Hava ayarı buradan yapılıyor. Benzin ayarı buradan yapılıyor. Ama ben baktım yani 3 tur
Yani sonuna kadar kısıp 3 tur açtığınız zaman, 2,5-3 tur açtığınız zaman ayar tutuyor kendini. Yağ çubuğu bu noktada işte frenin arka freni devreye sokan, ışık lambayı sokan tel bağlantı burada. Başka ayar gerektirecek bir pozisyonu yok herhalde. Şu hani aküviterde ayak marşıyla çalıştırmak için ayak marş kolu. Bu biraz ilerideydi. Ben şuradan gevşeterek biraz geriye aldım. Hani ayağa şey yapmasın diye, değmesin diye. Motorun debriyajını ayarlamak istiyorsanız debriyaj ayar yeri de bu noktadan. Haricinde bu motor hakkında anlatabileceğim şey kalmadı herhalde diye düşünüyorum. Ya sanırım bildiğim bütün şeyleri anlattım. Ha, bir arka şey amortisör ayarları da şu noktadan yapılıyor. Sertlik ayarı. Haricinde bir şey de kalmadı sanırsam. Neyse, size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.